Herkese merhabalar, ben Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir biten parfümler videosu çekeceğim. İlk biten parfümler videomu ben geçen yıl Mayıs ayında yayınlamışım. Neredeyse tam 1 yıl doluyor ve ben de bu 1 yıl içerisinde 5 adet parfüm bitirdim. Bugün sizlere onlardan bahsedeceğim. Hem parfümlerin biraz notalarından bahsederek parfümlerin nasıl koktuğunu sizlere tanımlamaya çalışacağım. Hem de parfümler hakkındaki artık son görüşlerimi sizlere bildiriyor olacağım. Bu parfümlerin hepsini ben aslında parfüm videolarım içerisinde sizlere anlattım. Ancak bazı parfümler hakkında fikirlerim değişti. Artık parfümleri sonuna kadar kullanınca sevmediğim parfümleri sevmeye başladım. Çok sevdiğim parfümlerden artık sıkılmaya başladım. Bugün sizlere artık detaylı olarak onlardan bahsedeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Video başlamadan önce eğer kanalımın sabit abonesiyseniz ve bu videoyu da izliyorsanız çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Eğer ilk videonuzsa bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımda ağırlıklı olarak bunun gibi parfüm videoları var. Eğer parfümlerden hoşlanıyorsanız eminim onlardan da hoşlanacaksınız. Ve aynı zamanda moda ile ilgili videolar çekiyorum, hem de İngiltere ile alakalı vloglar da yayınlıyorum. Umarım onların hepsini keyifle izlersiniz ve bu güzel halimize siz de katılırsınız diyorum. İsterseniz ilk biten parfümümüzle başlayalım. İlk bitirdiğim parfüm Tom Ford'un Neroli Portofino Aqua parfümü oldu. Bunu İlham ile beraber kullandığımız için çok hızlı bir şekilde bitirdik. Bu 50 ml'lik Tom Ford'un Private serisindeki standart şişe boyu. Bunların devasa boyutta olan şişeleri de var ancak onları her yerde bulmak mümkün değil. Bu standart şişe boyu. Bu çok güzel olan bir parfüm. Bu eau de toilette konsantrasyonuna sahip olan versiyonu. Benim beğendiğim versiyonu açıkçası bu. Bu hem fiyat olarak çok daha uygun ancak kalıcılık olarak ve performans olarak aslında standart Eau de Parfum'la hiçbir farkı yok. Hatta koku olarak bence çok daha güzel bir şekilde hissediliyor. O yüzden benim beğendiğim versiyonu Eau de Toilette versiyonu. Bunun içerisinde çok hoş bir şekilde turunçgiller kullanılmış. Yaz aylarında kullanabileceğiniz, kış aylarında kullanabileceğiniz, o gün ne sıkacağınızı bilmiyorsunuz. Hemen bunu sıkın çıkın, yeterli. Gün içerisinde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Asla sizi baymayacaktır. Yoğun bir turunçgil parfümü aslında. Ancak bu turunçgiller keskin bir şekilde hissedilmiyor. Unisex bir parfüm ancak o turunçgillerin kokusu maskülen bir şekilde, asidik bir şekilde de hissedilmiyor. Bence hem erkek kullanımında hem kadın kullanımında harika bir ferah turunçgil parfümü kendisi. Duştan sonrası sıkabilirsiniz. Erkekler tıraş sonrasında kullanabilir. Bir elbise giydiniz, hava çok sıcak, ne sıkacağınızı bilmiyorsunuz. Hemen bunu sıkın, bir tazelenme hissiyatı hissedeceksiniz. Gerçekten çok güzel olan bir parfüm. Ferah parfümlerden, bu kadar yoğun turunçgil ağırlıklı olan parfümlerden aslında hoşlanmıyorum. Ancak bu parfüm gibisini daha da bulamadım. Yani bu kategori içerisinde kokladığım en güzel parfüm diyebilirim. Çok kurtarıcı olan bir parfüm. Her eve lazım olan bir parfüm gerçekten. Çok güzel olan parfümlerden biri. Sıkın, çıkın, hiç düşünmenize gerek yok. Baş ağrısı yaratmayacaktır. Turunçgil sevmeyenlerin bile sevebileceği bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi o turunçgillerin keskin, asidik kokusu bu parfümde yok. Tam tersine Neroli'nin muhteşem bir tatlı çiçeksi kokusu var. O yüzden çok sevdiğim bir parfüm kendisi. Ve bir diğer çok severek kullanıp çok hızlı bir şekilde bitirdiğim parfümüm ise YSL'in Libra parfümü. 2019 yılında lanse edilmiş bir parfüm ve lanse edilir edilmez satın aldım. Kanalımda tek başına inceleme videosunu yayınladım. O videoda bu parfüm hakkında şu şekilde bahsettiğimi hatırlıyorum. Evet, güzel bir parfüm, performansı çok güzel, kokusu özgün. Ancak ben bu parfümden çok da etkilenmedim, çok büyüleyici bir parfüm değil demiştim. Evet, hala daha öyle düşünüyorum. Sonuçta bu parfüm bir Lancôme'un Oud Bouquet ya da Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 parfümleri kadar iddialı, özgün ya da baş döndürücü olan bir parfüm değil. Ancak kullanarak o kadar aşık oldum ki ben bu parfüme. Kullanımı çok kolay. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Performansı çok güzel, kalıcılığı çok güzel. O karantina döneminde, geçen yıl Nisan aylarında kullanmaya başladım ve çok hızlı bir şekilde bitirdim. Evdeyken de beni asla yormadı ancak kokusu beni mutlu etmeye başladı. Dışarı çıktığınızda da çok güzel. Asla
dış atmosferde kokusu sönmüyor. Karşı taraf çok rahat bir şekilde bu parfümü sizden algılayabiliyor. O yüzden çok başarılı bulduğum bir parfüm oldu. Kokusu çok güzel. Harika bir lavanta parfümü. Ancak maskülen de hissedilmiyor. Lavanta genellikle erkek parfümlerinde kullanılır ve biraz keskin maskülen yapısından dolayı parfümlere biraz edgy ve maskülen bir hava katabilir. Ancak bu parfümde o şekilde hissedilmiyor. Çünkü alt notalarla o kadar güzel dengelenmiş ki, vanilya ile uyumu o kadar güzel ki bu parfümün. Aynı zamanda yasemin de var içerisinde, onu da hissediyorsunuz. Çok sevdiğim bir parfüm oldu. Gerçekten büyük boyunu almadığıma pişman olduğum bir parfüm. Büyük boyunu almış olsaydım da eminim onu da çok hızlı bir şekilde bitirirdim. Bağımlılık yapıyor. Kullandıkça kullanıyorsunuz. Bu parfümü de sıkarken çok fazla düşünmenize gerek yok. Ben genellikle, eğer kanalımı uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, genellikle çok beğendiğim parfümler, aşık oldum dediğim parfümler gourmand, sıcak olan parfümler. Ancak onları bu karantina döneminde evet kullandım. Yarısına geldiğim parfümlerim de var. Ancak genellikle bu karantina döneminde ben ferah parfümlere yöneldiğimi fark ettim. Bitirdiğim 5 parfüm arasından bir tanesi hariç hepsi ferah olan parfümler. Bu da onlardan ilkiydi. İlk karantina parfümümdü. Gerçekten hiç sıkılmadım. Bittiğinde üzüldüm. Büyük boyunu almadığıma pişman oldum. Gider tekrar alırım bu parfümü. Libre'nin Intense'ini de çok beğenmiştim. İkisinin karşılaştırma videosunu çektim kanalımda. İsterseniz onu da linkini aşağıya bırakırım, izleyebilirsiniz. O parfüm aslında bana daha çok hitap eden bir parfüm. Ancak kullanım kolaylığı olarak da sanırım Libre harika olan bir parfüm. Bakmadıysanız mutlaka bakın derim. Şu an tam ilkbahar yaz aylarına giriş yapıyoruz. Bu parfüm de muhteşem bir ilkbahar parfümü. Geçen yıl bu dönemler bu parfümü kullanıyordum. Şu anda da kullanmak istiyorum aslında. Çok güzel, romantik olan bir parfüm. Az önce sizlere bahsettiğim gibi Libre parfümüne ilk başlarda hak ettiği değeri vermemiştim. O parfümü kullandıkça sevdim, kullandıkça aşık oldum ve kullandıkça kullanmak istedim. Ancak bu parfümde tam tersi oldu. Bu Chanel'in Gabriel parfümü. Bu parfümü ilk başlarda çok seviyordum. İlk sıktığınızda yoğun, keskin bir turunçgil kokusu hakim oluyor. O kokuyu sevmiyorum. Ancak tenimde kalan koku o kadar hoş, tatlı bir çiçeksi kokuya dönüşüyordu ki bu parfümü kullanmayı çok seviyordum. Yine kullanması çok kolay olan bir parfüm. Asla düşünmenize gerek yok. Çok ofis ortamına uygun olduğunu düşündüğüm bir parfüm. Ferah bir parfüm ve karşıdaki insanları rahatsız etmeyecek düzeyde olan çiçeksi bir parfüm. O yüzden tam bir ofis parfümüydü bu benim için. Yani kafamda hep bu parfümü o şekilde hayal ediyordum. Çünkü biraz da olgun yanı da var bu parfümün. Çok genç de kokmuyor aslında. Tam bir 30'lar, 40'lar ofis parfümü olarak hayal ediyordum ben bu parfümü. Ancak bu parfümü kullandıkça ben sıkılmaya başladım. Kullandıkça beni bunaltmaya başladı. Artık o hissettiğim tatlı, hoş kokuyu hissetmemeye başladım. Belki parfüm bozulmaya başlamış da olabilir. Ve gördüğünüz gibi dibinde bu kadar kaldı. Genellikle bu kadar az kalan parfümlerimi ben kullanıp bitirmeye çalışıyorum. Artık daha fazla kalmasın, artık bitmiş bir parfüm olsun diyorum ve kullanıyorum genellikle. Ancak bu parfümden gerçekten sıkıldım ve artık kullanamıyorum. Ve bu parfümü bitmiş kabul ediyorum bu yüzden. Parfümün üst notalarında mandalina ve greyfurt kullanılmış. Söylediğim gibi açılışına yoğun olarak turunçgil kokularını hissediyorsunuz. Özellikle de greyfurtun yoğun, keskin kokusu ilk başlarda güçlü bir şekilde hissediliyor. O zamanla etkisini kaybediyor. Orta notaları ise çok güzel. En sevdiğim çiçeklerden olan yılanklan kullanılmış. Portakal çiçeği kullanılmış. Portakal çiçeğine de bayılırım. Yasemin kullanılmış ve sümbülteber kullanılmış. Sümbülteber sayesinde zaten biraz daha olgunlaştırılmış olan bir parfüm. Çok genç, dinamik bir floral parfüm şeklinde hissedilmiyor. Biraz daha olgun, oturaklı, ferah floral parfüm olarak hissediliyor. Ve alt notalarında da mask ve sandal ağacı kullanılarak parfüm biraz daha karakter kazandırılmak istenmiş. Ancak çok fazla bozulduğunu da düşünmüyorum aslında, ancak
bilmiyorum, biraz sıkıldığım bir parfüm oldu. Belki de 50 mililitre ya da 30 mililitre alsaydım benim için daha iyi olurdu. Bu 100 mililitresi artık kullan kullan sıkılmaya başladım. Bir daha alacağım bir parfüm değil. Ve şimdi de gelelim bu 5 parfüm arasından en oriental, en sıcak, en yoğun ve en güçlü olan parfümümüze. Bu da Tom Ford'un Café Rose parfümü. Bu parfüm benim koleksiyonumdaki en güçlü olan parfümlerden biriydi. Kalıcılığı inanılmaz, yayılımı inanılmaz olan bir parfüm. 2 sprey sıkmanız yeterli. Tüm gün buram buram kokacaksınız. O kadar güçlü olan bir parfüm. Eğer o gün modunuzda değilseniz, bu parfümü sıktıysanız pişman olacaksınız. Çünkü bütün gün bu parfümü taşımanız gerekiyor. Biraz maskülen hissedilen bir parfüm. Hatta biraz değil, bayağı maskülen hissedilen bir parfüm. Aslında unisex ancak bana göre erkek kullanımına daha uygun olan bir parfüm. O yüzden bunu ağırlıklı olarak İlhami kullandı. Ben de kışın modum uygun olduğunda kullandım ben bu parfümü. Muhteşem bir oriental parfüm kendisi. İçerisinde kahve var, Türk gülü var, Bulgar gülü var ve tamamen Orta Doğu'dan esinlenilmiş olan bir parfüm. Orta Doğu'nun o aromatik karabiber kokuları, o baharatımsı safranlar, muhteşem bir şekilde onları hissediyorsunuz. Gerçekten masterpiece olan, bir başyapıt eseri olan parfümlerden biri. Üzerine çok düşünülmüş olan bir parfüm. Ve kalitesi muhteşem olan bir parfüm. Ancak dediğim gibi bana göre erkek kullanımı için daha uygun olan bir parfüm. Erkekler ise bu parfümü ilkbahar ve yaz aylarında kullanamazlar. O kadar. Yani sonbahar ve kış parfümü bu parfüm bana göre. Muhteşem. Her bence damlası değerli olan bir parfüm. Dediğim gibi çok etkili olduğu için bir damlası bile çok değerli. O yüzden parasını sonuna kadar hak eden parfümlerden biri kendisi. Yine bu parfüm ayarında, yine bir başyapıt etkisinde olan ve oriental bir parfüm arıyorsanız, ancak biraz daha kadın kullanımına uygun olan, biraz daha kullanması daha rahat olan parfümler arıyorsanız, bence Penhaligon's'ın Orta Doğu'dan esinlenmiş olan parfümlerine bakabilirsiniz. 3 parfümü var zaten. Halfeti parfümü, Şanlıurfa'nın Halfeti bölgesinden esinlenmişler. Oradaki siyah gülü kullanmışlar. Onun dışında Babylon parfümü var. Yine Babil'den esinlenilmiş. Ve Cairo parfümü var. Cairo'dan esinlenilmiş. O 3 parfümü de çok seviyorum. Sadece Halfeti parfümü var bende ve hepsi bana göre başyapıt olan parfümler. Oriental parfümlerin kralı ve kraliçesi bence onlar. Gerçekten çok güzel olan parfümler. O üçünü de istiyorum koleksiyonumda. Ancak zamanla artık. Bu da başyapıt etkisinde olan muhteşem bir oriental parfüm bence. Ve son olarak da geçen haftalarda bitirdiğim ve artık bitirince bir bitenler videosu çekeyim dediğim parfüm ise Estée Lauder'ın Bronze Goddess parfümü. Kullanması çok kolay, sizi çok mutlu eden bir parfüm. Dediğim gibi geçen yıl bu aylarda Libre'yi kullanıyordum. Bu yılda Bronze Goddess'ı kullanmaya başladım. Beni çok mutlu eden parfümler. Evde kullanması çok kolay, dışarıda kullanması çok kolay ve tamamen harika ilkbahar parfümleri bana göre. Çok güzel bir parfüm. Muhteşem bir şekilde Hindistan cevizini hissediyorsunuz, vanilyayı hissediyorsunuz. Ağır bir parfüm değil, zaten skin scent olarak geçiyor. Teninizde harika bir şekilde kalıyor. O kıyafetlerimde bıraktığı koku beni gerçekten mutlu ediyor. Kendi tenimdeki kokusunu çok seviyorum. Yazı anımsatan, tropikal olan ancak ağır olmayan muhteşem bir parfüm kendisi. Çok hızlı bir şekilde bitirdim. 2 ayda mı bitirdim, 1 ayda mı bitirdim şu an tam hatırlamıyorum. Araya başka parfümler de giriyor çünkü. Ancak son önümüzdeki 2 ay içerisinde kullandım. Ve artık son haftalarda da sürekli olarak bunu kullanarak bitirdim. Muhteşem, muhteşem güzel bir parfüm. Şu an ben Replika'nın Beach Walk parfümünü satın aldım. Şu an onu kullanacağım bir Hindistan cevizi parfümü olarak. O yüzden bunu tekrar satın almadım. Ancak koleksiyonumda mutlaka bunun gibi tropikal olan, ağır olmayan, hafif tatlılık barındıran Hindistan cevizi parfümlerini istiyorum mutlaka. Çünkü sadece bazen onları kullanmak istiyorum. Tek modum onlar oluyor ve beni gerçekten çok mutlu ediyorlar. Bu da muhteşem güzel olan bir parfüm. Kalıcılığı aslında güzel. Tendeki kalıcılığı
beğendim. Ancak ben gün içerisinde sık sık da uyguladım. Biraz da onun etkisi sanırım. Gitgide kalıcılığını ben arttırmış oldum. Yoksa çok yoğun bir kalıcılık ya da yayılım göstermiyor. Ancak beni mutlu etti. Çok güzel bir parfümdü. Çok severek kullandım. Hepsinin dibinde gördüğünüz gibi bir iki damla bıraktım. Videolarımda belki anlatmam gerekir diye. Mutlaka bence bakın derim. Bu 3 parfümün 3'ü de harika birer ilkbahar yaz parfümü gerçekten. Eğer önümüzdeki aylarda kullanmak için bir ferah parfüm arıyorsanız mutlaka bunlara bakın derim. Benim gibi tatlı, odunsu parfümlerden hoşlanan bir insan bile bu kadar severek ferah parfüm bitirdiyse gerçekten güzeldir bunlar. Kullanması çok kolay. Özgün kokulara sahipler ve çok güzeller bence. Kendi alanlarında harika olan parfümler. Bu da harika bir lavanta ve vanilya parfümü. Mongörlan'dan çok farklı. Mongörlan biraz daha parfüm olan bir parfüm. Yani biraz ağırlığı var onun, biraz yaşı var. Bu biraz daha genç bence. 20'li yaşlar mesela bunu çok rahatlıkla kullanabilirler. Bir lavanta parfüm, bir vanilya parfümü arıyorsanız ferah ama tatlılık barındıran bir parfüm. 20'lerde mesela bunu kullanabilirsiniz. Mongörlan biraz daha 30'lar parfümü bana göre. Biraz daha ağırlığı olan bir parfüm. Çok güzeller. Gerçekten bu üçünü de çok seviyorum. Bu parfüm de dediğim gibi masterpiece olan bir, başyapıt olan bir parfüm. Orta Doğu'dan esinlenilmiş, oranın atmosferini hissediyorsunuz. O oryantal kokuları hissediyorsunuz. Karabiberi, safranı, amberi, tütsüyü hissediyorsunuz. Yoğun kahve var. Tamamen Orta Doğu'yu anımsatan bir parfüm. Gerçekten çok güzel. Kokusu bence şişeden önümüzdeki 30 yıl çıkmayacaktır. O yüzden saklayıp koklayacağım bir parfüm bu. Benim de son 1 yıl içerisinde bitirdiğim parfümlerim bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benden beklenmeyecek parfümler bitirdim. Bunun farkındayım. Ben de gerçekten çok şaşkınım. Ancak mesela Skandal parfümü yarısından çoğunu bitirdim. Onun dışında Chloe'nin Love Story parfümü neredeyse bitmek üzere. Lancome'dan bir iki parfümü bayağı kullandım. Armani C parfümünü kullandım. Lancome'un Lavia Belli'ni bayağı kullandım. Kullandığım bir sürü tatlı parfümler de var. Ancak onların genellikle bende hem büyük şişesi olduğu için hem de rotasyon halinde kullandım onları. Çok fazla onlardan bitiremedim. Ancak bir sonraki videolarımda büyük ihtimal biraz daha oryantal parfümleri görebilirsiniz. Biraz ters gidiyor bende her şey. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoların devamını istiyorsanız bana aşağıda yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizin bitirdiğiniz parfümleriniz neler? Bitirdikten sonra sizin de benim gibi fikirleriniz değişti mi? Bana aşağıda yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın.